Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Bugün yine endeksle ilgili beklentilerimizi paylaşacağız. Önümüzdeki hafta neler olabilir? Geçen hafta neler oldu? Konuşalım. Yine hisselerle ilgili videolarımızı ayrıca açacağız. Şimdi öncelikle dün gelen bir Fitch kararı var. Fitch görünümümüzü düzeltti. Notla ilgili bir herhangi bir düzeltme olmadı ama görünümün düzelmesi ilerleyen zamanda bir beklenti oluşturacaktır mutlaka. Bundan sonraki beklenti nedir? Görünümün pozitife gelmesi negatiften durağına getirdi. Durağından da pozitife gelmesi. Pozitiften sonra da not artışıdır. Ama tabii son dönemde çok hızlı bir şekilde not indirimi olduğu için önceki dönemdeki yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz tabii uzun zaman alacak. Öyle kolay olmayacak yani. Ama tabii dediğim gibi bu işler öyle hızlı olmayacaktır. Zaman gösterecektir. Ama bunlar tabii yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi, gelecek olması bile, beklentisi bile bir hikayedir aslında. Yeni bir beklentidir. Zaten borsaların yükselmesi beklentilerden oluşur arkadaşlar. Bu beklenti de yeni bir hikayeye yol açacaktır. Geçen hafta bahsetmiştik hatırlarsanız. Endekste yeni bir hikayelere ihtiyaç var bundan sonra ilerleyen zamanlara daha da yükselmemiz için. Yani açıkçası şu anda bir yükseliş içindeyiz. Çok ciddi bir yükseliş içindeyiz. Her hafta yükseliyoruz. İşte özellikle şunlar mesela grafiklerini okuyacak olursak şu geçen haftaki hareket, bu haftaki hareket, önümüzdeki hafta hareket de mi böyle olacak bakacağız. Ara ara düzeltmeler de geliyor. Geçtiğimiz haftayı kapattığımız seviye 8056 idi. 8325 kapattık. En yüksek 8400'leri gördük. Şimdi hemen videoya geçelim. Çok fazla uzatmadan hemen açıklamalarımıza geçelim. Şimdi geçtiğimiz haftada da 5 günlük ve 10 günlük ortalamada herhangi bir sıkıntı olmadı. Hatta 5 günlük ve 10 günlük ortalamaya oldukça yakın gidiyoruz. Tabii çok hızlı hareket olmuyor. Yani şuradaki gibi mesela çok sert hareket olmuyor. İşte geçtiğimiz haftaki, şimdi haftalık barı alalım hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Haftalık barda da öyle baktığımız zaman hani çok çok sert böyle barlar olmuyor. Çok ideal barlar var aslında. Geçtiğimiz haftaki yükselişin boyutu ne kadar? Hemen şöyle yapalım. Kapanıştan şuraya alalım mesela. Yine kapanışa. %3,36'lık bir haftalık yükseliş olmuş. Geçtiğimiz haftalarda çok daha uzun büyük barlar oluşumları vardı. O yüzden hani daha sakin gidiyoruz ama tabii artık yani sakin gitmemiz de gerekir. Öyle böyle bir hareket olmadı. Geçen hafta da baktık. Geçen haftadan itibaren şuradaki hareketten itibaren geldiğimiz nokta %90'ları bulmuşuz arkadaşlar. 4400'den 8300'lere gelmişiz. 26 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Yani yaklaşık 3,5 ayda buralara gelmişiz. Bu da hemen hemen ne ediyor? 71 bar ediyor görüyorsunuz. Burada da gözüküyor. 71 barda bu kadar sert bir yükseliş. Daha önce de oldu böyle yükselişler. Benzerliklere bakmıştık geçen hafta hatırlarsınız ama şu anda o benzerlikler devam ediyor mu? Yani şuradaki benzerliği konuşmuştuk hatırlarsanız. Onu da kırdık. Geçen haftaki söylediğimiz yerler. Buraları kırdık ve üzerine geçtik açıkçası. Şimdi şunu logaritmik yapalım. Daha büyük, daha rahat görürüz. O yüzden hani dediğim gibi şöyle bir kanal yapısı vardı hatırlarsanız geçtiğimiz hafta baktığımızda. Şu kanal yapısı içinde yeni bir yukarı harekete başladık. Bundan sonra nerelere gelebilir bu hareket yapısı? Yani eski zirveleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir üst bant gözüküyor arkadaşlar. Onun dışında bakın bunu şöyle paralel atalım. Paralel bunun şöyle bir dip oluyor mu? Bırakın burada herhangi bir tutar bir yeri yok açıkçası. O yüzden bunu ben bu şekilde bakmak biraz yanlış olabilir. Şuradaki ana trendimiz budur. 2021'de başlayan trendimiz 1, 2, 3 defa burayı destek olarak çalıştırmışız ve oradan tepki almış. Buna bir hemen paralel atacak olursak da bunun paraleli hemen hemen şuralar işte. Buna paralelde nereye geliyor? Şu anda 9100'lere geliyor. 9100'lere kadar hareket olası olur mu? Yani aslında olabilir. Çok bir şey kalmadı. Olma ihtimali de yüksekmiş gibi gözüküyor. Şimdi buna hemen yine de yeniden bir paralelde atalım. Ara direnç noktaları var mı ona bakalım. Şuradaki zirveleri birleştirdiğimiz zaman bakın şuradaki zirveleri birleştirdiğimiz zaman da işte 8600'lerde bir ara direnç gözüküyor. Şu an içinde sanırım oralara kadar bir hareket işte bu Fitch'in
görünümü düzeltmesinin gazıyla oralara kadar hareket olma ihtimali var gibi geliyor. Peki bunu birazcık daha kısa vadeye alalım. Yükselişin başladığı noktaya hemen gidelim. Yükselişin başladığı noktadaki trendimiz de bu arkadaşlar. Biliyorsunuz bu da güzel çalıştı bu trend. 1, 2, 3 defa temas eden, başladığı noktadan itibaren 3 defa değen bir trend. Buna hemen bir paralel atacak olursak da hemen şöyle bir paralel atabiliyoruz. Ama tabii burada bu paralel, bakın, daha önce hani bu tepelere git değmemiş. O yüzden bunu silip şu şekilde bir üst bant çizebiliriz. Bakın bu daha net çalışan bir üst bant. Şöyle yapacak olursak, bakın, şöyle yapacak olursak daha net çalışan bir üst bant gözüküyor burada. Bunun tepesi de hemen hemen 8.995'ler. Bu da önümüzdeki dönemde 9.000, o biraz önceki 9.100-9.200 bölgesine denk gelecektir önümüzdeki günlerde. Ve şöyle olacak büyük bir olasılıkla. Şuradan gelen büyük resimdeki, şunu şöyle alalım. Şöyle hemen tekrar yakınlaştıralım. Şurada bir birleşim oluyor bakın arkadaşlar, şu bölgede. Bu da önümüzdeki günlerde buralara kadar bir hareketin buralardaki kesişimden sonra hem buradaki üst bant hem de ki burada üst bantla buralara gelebilme ihtimalini artık gösteriyor. Tabii artık bir düzeltme dönemi de yaklaşıyor. Şuradaki düzeltmeyi daha yatay yaşadık. Yani şuradaki düzeltmeyi bakın daha yatay yaşadık. Çok ciddi olmadı ki burada bile çok ciddi düşüşler oldu hisselerde. Bakın burada birazcık daha aşağı yönlü bir düzeltme yaşadık. Şöyle. Bundan sonra da daha çok, yani şöyle, hani Elliot tarafından bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 olabilir mi? Hani düzeltme bakımından söylüyorum. Kurallarını pek hakim değilim Elliot tarafının. O yüzden hani buradaki yükselişin en son 9.000'lere kadar gidip 8.900, 9.000, 9.100 bu bölgelere kadar gidip ondan sonra oradan bir artık daha sert bir düzeltme. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki gibi. Şuradaki gibi daha sert bir düzeltmeye olma ihtimali yüksek gözüküyor. Oralara kadar. Daha sonra da yine trend devam edebilir tabii. Peki endeks tarafında hani her zaman baktığımız sepet kur bazında bakalım. Bu hafta sepet kur bazında çok önemli bölgeleri geçtik gibi gözüküyor arkadaşlar, ya da geçmeye yakınız. Önemli bölge dediğimiz yer 300 seviyesiydi. Kapanışımızda 300 oldu arkadaşlar. Yüksek 302'leri gördük. Ama bizim için önemli olan çizgi şuydu. Hatırlarsanız her zaman bahsettik, şöyle yapalım. Şöyle bir yatay çizgimiz vardı. Bu çizginin kırıldığını, bunun üstünde kapanış yaptığımızı gördük. Yani sepet kuru bazında yaklaşık olarak şuradaki dönemden, hatta şöyle yapalım, tam olarak tarih vereyim ben size. 303.95. 13 Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyede kapattık. Yaklaşık 8 yıl arkadaşlar. 8 yıldan beri en yüksek seviyede kapatmış olduk. Bunu şöyle çizgi olarak bakacak olursak daha net göreceğiz yani. Bakın şöyle bir durum içindeyiz. Yani 8 yıllık bir çizginin üzerine kapattık. Bu da önemli bir durum. Daha önce yani burada bununla ilgili benzer örnekleri yapmıştım. Mesela bankacılık endeksi de çok ciddi bir şekilde böyle bir çizginin üzerine, çok uzun süreli altında kaldığı bir çizginin kırılımı yapmıştı. Yine aynı şekilde böyle. Bunun altına artık gelmediğimiz sürece de burada gideceğimiz nokta tahminime göre 362'ler arkadaşlar, 370'ler hatta. Şu bölgeye kadar gitme ihtimalimiz yüksek gözüküyor. Buraya kadar seyahat olabilir. Sonra buradan bir düzeltme gelebilir. Yani şuradaki gibi bir düzeltme gelebilir. Bir de buradan hemen tekrar eski grafiğimize dönelim. Bir de klasik dolar bazında bakalım. Dolar bazında da biraz daha farklı durumdayız. Dolar bazında 325 bölgesi vardı. Yani dedim ki ben pek bakmıyorum ama bakanlar için şöyle bir grafik çizebiliriz. Yani burada da 322-325 bölgesi önemli bir bölge. Şuradaki gördüğü seviyeler. 325 bölgesiydi burası. Bu 325 bölgesinin şu anda artık 310'lardayız. 325'lere yaklaştık. Ama tabii de ben dediğim gibi yani euro dolar paritesini arındırmak için sepet kur bazında bakıyoruz. Burada da dediğim gibi 325'e kadar belki burada da bir direnç seviyesi olabilir ama dediğim gibi yani ben bakmıyorum ama bakanlarda mutlaka vardır. 325'in kırılmasıyla birlikte 400'lere kadar gitme ihtimali yüksek gözüküyor. 325'in kırılıp kırılmadığına bakacağız. 325 kırılması için de 325 neresi diye bakacak olursak da çarpı
26,85 diyelim arkadaşlar. 8.700'lere geliyor. Yani 325 çarpı 27,2 diyelim mesela. Kur yükselirse yavaş yavaş 8.800'lere geliyor. Hemen hemen oldukça da güzel bir yükseliş yani. Dolar bazında olmasa da TL bazında oralara kadar hisse bazlı güzel hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Peki sanayi endeksine buradan geçiş yapalım hemen. Sanayi endeksindeki durum nedir? Hemen TL'ye dönelim burada da. Şöyle yapalım. Şimdi sanayi endeksinde de günlük grafiğimizi açalım. En baştan beri çizdiğimiz bir grafik vardı. Bunu geçen hafta da çizdik. Buraları bu hafta bu çizgiyi bir türlü geçemedik. Bu çizgi çok önemli bir çizgi oldu. Bir ara endekste de böyleydi. Sürekli buraya geliyor. Sanayi endeksi biraz daha böyle ayrışıyor yani. Bu da önümüzdeki dönemlerde yükseliyor ve sanırım işte 14 binlere kadar da gidecekmiş gibi gözüküyor. Bu kırılmadığı sürece burada da herhangi bir olumsuz bir durum yok arkadaşlar. Şöyle bir kanal içinde ve kanalın üst bandına yakın devam ediyoruz. Şöyle bir paralel atacak olursak alt band neresi diyecek olursanız da alt band da şu bölge arkadaşlar. Sanayi endeksindeki bu yükselişte çok istikrarlı bir şekilde çok muntazam bir trend içinde devam ediyor. Burada da herhangi bir bozulma yok. Saatlik tarafa bakacak olursak da yine aynı şekilde hemen şöyle bakın. Çok kısa vadeli trend. Bu geçen haftaki hatta ne geçen haftası daha da böyle Cuma'dan itibaren başlayan bir trend. Burada da herhangi bir olumsuz bir durum yok arkadaşlar. Bunun da üst tepe noktası şöyle çizecek olursak da işte şuralara kadar falan da geliyor yani. Oldukça düzgün çalışan bir kanal yapısı var burada da. Bankacılık endeksine geçelim. Bankacılık endeksi de aynı şekilde önemli bölgeleri kırdı. Kırdıktan sonra pullback yaptı ve yine dediğim gibi burada da güzel bir trend içinde şu hareketini yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki trend desteği kırılmadığı sürece buradaki hareket bu şekilde devam edecek. Nerelere kadar gidebiliriz? Yani burada daha çok sanayi endeksiyle ya da işte BIST 100 grafiğiyle hemen şöyle yapalım. BIST 100'e bölecek olursak da bakın burada hala bankacılık endeksinde öyle çok ciddi bir ayrışma, çok muhteşem bir ayrışma yok yani. Yani şuradakiler gibi hala endekste aslında paralel bir hareket içindeyiz. Gördüğünüz gibi bakın şuradaki bölgenin hala şu kanalın içindeyiz. Şuradaki kanalın içinde devam ediyoruz. Şuradaki testere modu devam ediyor. İşte buraya geldikçe bankacılık zayıflıyor. Buraya geldikçe bankacılık güçleniyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bankacılık tarafında da öyle endeksten çok 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 ayrışan bir durum yok. Öyle bir şey göremiyoruz. Burada da hareket devam edecek. Burada dediğim gibi trendleri takip edeceğiz arkadaşlar. Bu trendleri yani şu trendler kırılmadığı sürece bakın şey tarafı için söylüyorum. Çok önemli bir destek şurası. İkinci bir destek noktamız yine daha kısa vade bakacak olursak şurası. Bunlar kırılmadığı sürece de bu şekilde hareket devam edip gidecekmiş gibi gözüküyor. Trendi bu şekilde takip ediyoruz. Peki endeks kontratına geçelim. Endeks kontratında durum nedir? Endeks kontratı da çok güzel bir yani Ekim vade daha önce başladı burada da. Bakın vadenin son gününden itibaren yani vadenin artık daha aktif hacmin olduğu dönemden itibaren şu şekilde bir trend oluşturdu. Saatlik tarafta bakın çok ciddi şekilde çalışan bir trend oldu. Burada da aynı şekilde şu şekilde de bir yukarı aslında takoz oluşumu varmış gibi gözüküyor. Burada şu bölgeden çıkışa bakacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde şuradan çıkışa bakıyorduk açıkçası. Buradan çıkışı gördük ve buralara kadar geldik. Bu artık herhangi bir şeyi kalmadı. Şuradaki oluşum çok daha böyle güzel gözüküyor. Buradan eğer burası da geniş bir aslında bant. 9.252 ile 9.109 arasında. Şimdi burada da eğer aşağıya doğru kırılırsa bu takoz bu sefer çok sert bir şekilde aşağılara geliriz. Yani 8.700'lere kadar gelme ihtimali var. Yine aynı şekilde pazartesinden itibaren ona bakacağız. Yukarı doğru burası 9.252 yukarı doğru kıracak olursa da bu sefer tam tersi şuradan gelen bakın şuradan gelen bir trendimiz var. Bunu günlüğe çevirecek olsak daha net göreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde oluşan bir trendimiz var. Şunu biraz daha daraltalım. Buradan kurtulduğumuz noktada da sanırım 9.700'lere doğru bir hareket olacak. Yani 9.252'nin üzerinde
atacak olursak, hatta 9.270-80 de olacaktır bu önümüzdeki günlerde. Bu takozdan yukarı doğru kurtulacak olursak da hızlı bir şekilde 9.700-9.800'lere kadar yaklaşık 500-600 puanlık bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Bunun içinde olmakta fayda var. Peki hemen buradan altın tarafına geçelim ve videomuzu bitirelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Altın tarafında da hareketli bir hafta oldu yine. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz şöyle bir düşen trend çiziyorduk artık arkadaşlar. Bu düşen trend kırılmadan buradan yukarı gitmenin zor olduğunu düşünüyorduk. Şöyle burada da genel anlamda şöyle bir takoz oluşum var arkadaşlar. Burada da farklı bir takoz oluşum var. Yani önümüzdeki haftalarda yine buralara kadar gelme ihtimali var mı? Artık gelmemeli diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak işte buradan başladı sonra 1, 2, 3 defa artık bir temas etmiş. Bir defa daha edebilir mi? Edebilir. Yukarıya da 3 defa etmiş. Artık yani ya aşağı ya yukarı kırılımın yakın olduğunu gösteriyor bana. Altının ons tarafındaki kırılım 1877 ile işte önümüzdeki günlerde 1945 civarında falan bir bölgede kırılımın devamını bekleyeceğiz. Bu önemli tabii, bu yaklaşık olarak bu takozda yaklaşık olarak da Nisan başından işte başlayan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül hemen hemen 6 ay dolduracak. Belki bir ay, 1,5 ay daha bu devam edebilir, bu sıkışma. Bu bölgeden ne zaman çıkarsak o zaman hareketin yönünü bence netleştirecektir diye düşünüyorum. Peki yine aynı şey ons gümüş tarafı için de geçerli. Burada da geçtiğimiz günlerde bahsetmiş olduğumuz bölgeler kırılamadı arkadaşlar. Oradan hemen aşağıdaki destek noktalarına geldi. Buradaki 22-20 bölgesi, şu bölge 22-20-22-15 bölgesi çok önemli. Buranın kırılması buradaki bütün her şeyi bozacaktır. Zaten buranın kırılmasıyla birlikte şuradan gelen, bakın çok önemli. 2022 Eylül'den itibaren yaklaşık 1 yıllık bir trend var gümüşte. Buradaki bu 1 yıllık trendin kırılması çok daha olumsuz olacaktır. Ama ben açıkçası şu trendden, yani şunu hemen maviye çevirelim. Mavi trendden ben alıcı olurum arkadaşlar. Bu da hemen hemen 22,5'lara geliyor. 22,900'lerdeyiz. 22,5'lardan çok ciddi şekilde gümüş alımı yapılabilir. Kırıldığında da stop olursunuz arkadaşlar. Ama buradan, hani buradan yeniden dönerse, buradan bir destek atarsa da ciddi şekilde yukarı doğru hareket olacaktır. Ama en önemli hareket tabi burada da yine aynı şekilde şöyle bir düşen trend var. Bunun yukarıdan gelen ana düşen trendimiz de bu arkadaşlar. Yani ama şunu daha sonraki şeylerde işte şuradaki daralmadan daha da biraz daha hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım ki yine tekrar şuralara gelelim yani. Ama dediğim gibi 22.50'ler alım için uygun gibi gözüküyor. Kısa stoplarla birlikte 22.50'den alıcı alım yapılırsa da stopunuz mutlaka 22.20'ler falan olmalı arkadaşlar. Mutlaka buralarda yani şu kırmızının kırılmasıyla da stop olunabilir diye düşünüyorum. Strateji bu şekilde olabilir. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta için herkese ben bol kazançlar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Herkese iyi tatiller. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.